Tehcir başka bir şey, katliam başka bir şeydir. Ey Ermeniler, varsa arşiviniz siz de açın. Tüm dünya, üçüncü ülkeler, varsa arşivlerinizi açın. Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla Türkiye'yi hedef alan ülkelere böyle seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. <laughs> Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Perinçek İsviçre davası hatırlatıldı. 24 Nisan'ı sözde soykırım anma günü ilan eden Fransa'ya, soykırım kararı alan İtalya parlamentosuna, tasarılar oluşturan Amerikan Kongresi'ne ve sözde iddialar üzerinden Türkiye'yi hedef alan bütün ülkelere yanıt verdi Cumhurbaşkanı. Bu tarihi gerçeklere rağmen bizi Ermeni meselesi üzerinden köşeye sıkıştırmak isteyenlerin yüzlerine her fırsatta kanlı geçmişlerini çarpmak mecburiyetindeyiz. Katliamların, soykırımların işkencelerin ve insanlık dışı muamelelerin tamamının da altını kazıdığınızda karşınıza bugün bizim karşımızda soykırım, demokrasi ve özgürlük diye yaygara koparanları göreceksiniz. Sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ortalığı bulandıranların hakikat diye bir derdi olmadığını söyleyen Erdoğan, kışkırtmalara karşı arşiv hamlesi yaptı. Bugüne kadar Ermeni meselesini kaşıyan hiçbir grup ve devlet iddialarını arşiv belgeleriyle ispat edememişlerdir. Kimi aldatıyorsunuz? Bak buradan yine aykırıyorum. Söylüyorum. Biz arşivleri sonuna kadar açtık. Amacı hakikati bulmak olan herkese arşivlerimizin kapıları sonuna kadar açıktır. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabı üzerinden değindi 1915 olaylarına. Perinçek İsviçre davasını hatırlattı. 1915 olaylarının soykırım olduğuna ilişkin dünyada siyasi ve akademik oydaşma, hukuki bir karar bulunmamaktadır. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Bekiri Aram Ateşyan'a bir mektup gönderdi. Mektubunda dayanışma vurgusu yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini bu yılda ihtiramla anıyor, torunlarına içten tavsiyelerimi iletiyorum her imparatorluğun dağılma sürecinde olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde sınırları içerisinde ve komşu coğrafyalarda büyük insani krizler yaşanmıştır. Salgın hastalıklar, göçler, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu artan çete ve silahlı grupların öncülük ettiği bozgunculuk eylemleri nedeniyle yitirdiğimiz diğer Osmanlı vatandaşları da, da Allah'tan rahmet diliyorum. Ortak geçmişimizi çarpıtarak tarihten, kin, nefret ve husumet çıkarmaya tevessül eden çevrelere fırsat vermemenizi diliyorum.